kendilerine lider tanıdıkları, şef tanıdıkları, adeta ölümsüzleştirdikleri bazı isimleri söylemek istiyor. ODTÜ'de yaşanan polis şiddetini savunan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a kim giderse protesto edilmezdi sorusu yöneltildi. Arınç iki isim verdi. Doğu Perinçek ve Yalçın Küçük. Çok sevdikleri, beğendikleri insanlar olur. Yani Doğu Perinçek bugün dışarıda olsaydı, ODTÜ'ye gelseydi, onu alkışlarla karşılarlar, belli bir yere oturturlardı. Öyle mi diyorsunuz? Yalçın Küçük'e karşı hiçbirisinin tepki göstereceğini düşünmüyorum. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferit İlsever de ODTÜ'nün anti-emperyalist bir gençliğe sahip olduğuna dikkat çekti. Tabii ki Doğu Perinçek'i alkışlayacak. Yani Doğu Perinçek üniversitedeki gençlik hareketinin önderlerinden. 1968-69 dönemde fikir kulüpleri başkanlığı yapmış bütün gençlik hareketinin o yıllar ve daha sonraki yıllarda tabii önderlerinden biri. Türkiye'nin gençliğinin öğrencisinin ben Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım diyen, Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı iktidarı kurduğunu söyleyen şahıslara destek olmasını mı bekliyor, onları alkışlamasını mı bekliyor? Anayasa Mahkemesi'nin laiklik karşıtı odak olmaktan dolayı kapattığı parti yöneticilerine, Tayyip Erdoğan'lara, Abdullah şeylere, Bülent Arınç'lara alkışlamasını bekliyor. Ne bekliyorlar yani? O bilim düşmanı mantığın, kafanın üniversite gibi bir yerde, hele Ortadoğu Teknik Üniversitesi gibi bir yerde desteklenmesini, alkışlanmasını bekliyor. 1968 Gençlik Hareketi'nin önderlerinden olan İlsever, Arınç'a bu noktada da karşı çıktı. ODTÜ'nün Gençlik Hareketi tarihindeki yerini hatırlattı. Düşünün, Ortadoğu Teknik Üniversitesi daha o yıllarda 68-69 yıllarında ayağa kalkmış bir anti-emperyalist gençlik. Amerikan Büyükelçisi Comer geldiği için onun arabasını yakan, yani o Amerikan zulmüne karşı onu protesto etmek için bu mücadelenin önemli merkezlerden bir tanesi. Mehmet Ali Birand'ın sorularını yanıtlayan Arınç, polisin hiç mi suçu yok sorusunu öğrencilere suçlama yaparak yanıt verdi. Farklı düşünceden olduğu için yuhalamalar karşısında Ferit İlsever, ODTÜ olaylarının gençliği ayağa kaldırdığını vurguladı. Kendilerine biat eden bir avuç rektöre karşı da bütün üniversite ayağa kalkmıştır. O Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne karşı girişikleri eylem ve ifadeler, kullandıkları ifadeler, saldırılar bir başlangıç olmuştur. Gençlik hareketinin yeniden ayağa kalkması için gençliğimizin bir başlangıç olmuştur. Biraz da hayırlı olmuştur ve şimdi bakın bütün üniversiteler ayaktadır. Bu önümüzdeki süreçte de bu böyle olacaktır.